Ege'de Yunanistan'la yaşanan kardak krizi devam ediyor. Gece yarısı Yunan sahil güvenliğine ait 3 bot, kardak kayalıklarını geçerek Türk karasularına girdi. Türk askerlerinin uyarılarını dikkate almayan Yunan sahil güvenlik ekipleri yaklaşık 15 dakika boyunca Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı. Türk karasularından çıkmayan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaklaşık yarım saat boyunca yaşanan kovalamacının ardından Türk sularında gerginlik had safhaya çıktı ve Türk sahil güvenlik ekipleri Yunan sahil güvenlik botuna çarparak Türk karasularından çıkarıldı. Olayın ardından kardak kayalıklarına 2 hücum botu, 6 sahil güvenlik botu, 1 savaş gemisi ve 1 arama kurtarma gemisi sevk edildi. Dört yandan kuşatılan kardak kayalıklarında kuş uçurtmayan Türk askeri havanın kararmasına rağmen bölgeyi terk etmedi. Türk askerlerini kardak kayalıklarında gören Yunan sahil güvenlik ekiplerine ait 3 bot ve 1 savaş gemisi ise bölgeye yaklaşamadı. Kardak kayalıklarında yaşanan gerginliğin ardından Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Tsipras'la görüştü. Başbakan Binali Yıldırım, Belarus ziyareti öncesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Son günlerde kardak kayalıklarıyla başlayan bu gerilimde bazı ihlaller olmuş ve buna karşılık verilmiştir. Bundan sonrası daha sakin, karşılıklı anlayış içerisinde ve sürekli iletişim hattının açık olmasıyla siyasi ve diplomatik alanda çözülmesi yönünde bir mutabakata vardık. İki ülkenin genelkurmay başkanlarının görüşmesi zaten önceden kararlaştırılan bir konuydu. Ancak son günlerde sahada yaşanan gerilimden dolayı Yunanistan Başbakanı bu görüşmenin NATO marjında Brüksel'de yapılmasının daha doğru olacağı yönünde bir teklifte bulundu ve biz de bunu kabul ettik. Tüm bu gelişmelerin ardındansa Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Kardak'ta yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye'nin Atina Büyükelçisini çağırdı. Bölgede yüksek tansiyon devam ediyor. Türk sahil güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemilerinin kayalıklardaki bekleyişi sürüyor. Yunan askerinin ise bir hücum bot ve bir sahil güvenlik botuyla Kardak kayalıkları yakınında beklediği görüldü.